Merhaba, sizi sıfırdan başlayıp sektörün yükseklerine çıkaracak komple Java kursuma hoş geldiniz. Ben Engin Demiro. MCT, PMP ve ITAL sertifikasyonlarına sahibim. Bu kursu yayınladığım an itibariyle Udemy'de 10.000 öğrenciyi geçmiş tüm eğitmenler içerisinde 4.7 eğitmen ortalamasına sahibim. Bu eğitimimizin en büyük özelliği Best Practice odaklı olmasıdır. Yani, sintaks bazlı programlama yerine ne, ne zaman, nerede, niçin sorularına cevap veriyoruz. Örneğin birçok programcı interfeys sintaksını bilir fakat onu gerçek hayatta kullanmakta zorlanır. Bu eğitim sizi kendinden emin bir programcı yapacak. Yol haritası şeklinde hazırlamış olduğumuz bu eğitimde kendinizi nerede eksik hissediyorsanız o kısımdan başlayabilirsiniz. Birinci adımda hiç programlama bilmediğinizi düşünerek sıfırdan başlıyoruz. Tüm programlama dillerinde olan teknikleri öğreneceksiniz. İkinci adım çok önemli. Java nesne yönelimli programlama tekniklerini gerçek hayattaki gibi öğreneceksiniz. Üçüncü adımda veri tabanına erişim yöntemlerini temel olarak öğreniyoruz. Dördüncü adımda artık Swing ile arayüz geliştirmenin temellerini atıyoruz ve veri tabanına ulaşmayı öğreniyoruz. Beşinci adım, sektörde oldukça yaygın olarak kullanılan Spring'i temelleriyle öğreniyoruz. Hemen akabinde, altıncı adımda Spring IOC ile yazılımda sürdürülebilirliği öğreneceksiniz. Yedinci adımda artık veri tabanı konusunda tekniklerimizi ilerletip Hibernate'i öğreneceğiz. Sekizinci adımda Spring AOP, JPA, Hibernate teknikleriyle temel Spring tekniklerini öğreniyoruz. Dokuzuncu adımda Maven ile paket yönetimini ve proje şablonlarını öğreneceksiniz. Spring Boot ve Spring Red Rest ise bir sonraki adımlarımız olacak. 12. adımda artık sektörde kullanıldığı gibi katmanlı mimarileri öğreneceksiniz. Herhangi bir kurumsal sisteme dahil olduğunuz zaman oradaki Java projeleri sizin için tanıdık gelecek. Günümüzde frontend geliştirme oldukça yaygın. Java'yı biz backend olarak kullanıp Angular 7 ile frontend yazmayı öğreniyoruz. Hemen akabinde backend'i Java, Spring Rest, AOP, Hibernate, JPA olan bir backend yazıp hemen akabinde onu Frontend'de Angular 7 ile bağlıyoruz. Eğer eksikleriniz varsa bonus olarak eklediğim HTML5, CSS3 ve Bootstrap ile eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.